Bir izleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş bizlere. Köpeklere yanlış zamanlarda sevgi göstermek onların kafasını karıştırabilir mi? Şeklinde eğitimle ilgili hayvanseverlerin çok sorduğu sorulardan ve çok yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Tabii sevgi çok güzel bir şey ama dozunu kaçırmamak gerekiyor. Çünkü dozunu kaçırırsak konu artık disiplinsizliğe, itaatsizliğe giriyor. Ve disiplinsizlik, itaatsizlik de sizin bir köpekle birlikte yaşarken ki iki tarafında yaşam kalitesini düşürüyor aslına bakarsanız. Şöyle bebek köpeklerden başlayalım konuya. Tabii bebek köpekler daha fazla öğrenme çağında oldukları için her şey onlar için yeni olduğundan dolayı biz kızarak ve severek doğruyu yanlışı öğretiyoruz. Ev içi kuralları öğretiyoruz. İşte diyelim bir gitti bir kapıyı kemirdi. Biz ona hayır diyoruz, kızıyoruz. Oradan da köpeğimiz bunun yanlış olduğunu öğreniyor ve tekrarlamıyor. Doğru bir şey yaptığı zaman diyelim ki tuvaletini gitti pedine yaptı. Biz de o zaman aferin bravo diyerek onu severek, okşayarak bu hareketin doğru olduğunu ve bunu sürekli yapması gerektiğini ona anlatmış ve göstermiş oluyoruz. Tabii ki burada ne oluyor? Siz doğru yaptığında sevgi göstermelisiniz, yanlış yaptığında kızmalısınız. Ama kızdıktan çok kısa bir süre sonra sevgi gösterirseniz köpeğiniz bu hareketin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlayamayacaktır. O yüzden de köpeğimizin kafası karışacaktır. O yüzden hayvanseverlerin dikkat etmesi gereken nokta bir yanlış yaptı ve bu yanlıştan dolayı kızdınız, bağırdınız, ceza verdiniz, box'ına kapattınız. Ondan sonra kısa bir süre içerisinde köpeğimize ev bireylerinin tamamının sevgi göstermemesi gerekiyor. Yani bir ceza uygulandıktan en az yarım saat için içerisinde köpeğimize sevgi göstermiyoruz. Hoşuna gidecek bir şey yapmıyoruz. Kucağımıza almak bile, şimdi bazen de istenmeden yapılan hatalar var. Mesela siz onun bir sevgi olduğunu düşünmüyorsunuz ama köpeğinizi kucağınıza almak sonuçta onun hoşuna giden bir şey. Onun hoşuna giden şeyler köpeklerin bakış açısında onlara ödül anlamına gelir. Ve bu hareketi yaptığınızda siz aslında farkında olarak veya olmayarak köpeğinizi ödüllendirmiş olursunuz. Dolayısıyla da yakın zamanda ceza verdiyseniz onun ödül olarak algılayacağı bir şey de yapmamalısınız ki köpeğimiz hatasının farkındalığında olsun, kafası da karışmasın.